Bugün Minecraft'ın en gizemli karakterlerinden biri olan Giant Alex'i araştırmaya ve incelemeye devam ediyorum. İlk bölümü çok fazla ilgi gördü. Hatta video trendlere bile girdi. Bunun için sizlere milyonlarca kez teşekkür ederim. Şu anda çıkan kartlardaki bağlantıya tıklayarak ilk bölümü izleyebilirsin. Mutlaka ilk bölümü izle eğer bu videoda görüyorsan. Çünkü ilk bölümdeki şifreleri, sayıları, yaşadığımız olayları iyice bir anlaman gerekiyor ki bu videodaki yaptığım teorileri anlayabil. Ve eğer video hoşuna giderse ve bu tarz gizem videoların devamını istiyorsan da şu anda videoya bir beğeni bırakmayı ve hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı unutma. Hedefimiz 100 bin abone olmak, hayalim ayrı. Bu hayalimde bana yol arkadaşı olmak istiyorsanız da yapmanız gereken şey sadece mouse'unuza bir kere tıklamak, abone olmak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Anonymous 391-478-5. Bu adamı hepiniz tanıyorsunuz. Reddit'te Giant Alex'i gördüğüne dair upuzun bir yazı yazmış ve yazısının sonunda ise bir indirme linki bırakmıştı. Verdiği linkte ise Giant Alex'i gördüğünü iddia ettiği dünya dosyası vardı. Bu dosyayı indirip oyuna kurduk ve dünyaya girdik. İçerisinde yıkılmış bir baraka, rastgele numaralarıyla adlandırılan bir map, Alex'in devasa ayak izleri, bize dünyadan çıkmamızı söyleyen bir kitap ve esrarengiz bir ev bulmuştuk. Bu esrarengiz evin içerisinde ise onlarca sandık ve bu sandıkların içerisinde ise ölü çalılar vardı. Geçen bölümde kaldığımız evin içerisinden devam ediyoruz dostlarım. Video ilgi ve alakanız çok büyüktü. Cidden aşırı büyüktü. Yüzlerce yorum gelmiş videoya. Ve hepiniz birçok teori yapmışsınız. Ve ben de sizin hepinizin teorilerini dinlemek istiyorum. Ama hepsine bakmam mümkün değil. Bu yüzden şöyle bir şey yaptık. Discord kanalımıza mutlaka katılın. Şu anda ismi ekranda çıktı ve ayrıca açıklamada linki var. Discord'umuz üzerinden Minecraft Giant Alex ile alakalı teori yapabileceğiniz bir oda açtık. Bu odaya girip Giant Alex ile alakalı ve bu map ile alakalı Anonymous 391-478-5 karakteriyle alakalı teorilerinizi Discord'da yapabilirsiniz. Oradaki teorileri okuman daha rahat olacaktır. O yüzden Discord kanalımıza bekliyorum. Öncelikle şu olayla başlamak istiyorum. Benim geçen videoda gözümden kaçırdığım çok büyük bir olay var. Biliyorsunuz ki en son Alex'in ayak izlerini takip ederek bu evi bulmuştuk. Görmüş olduğunuz bu evi keşfetmiştik ve bu ev gerçekten çok gizemliydi. Aşırı gizemliydi. Aslında bunun sebebi hem etrafında bulunan bu pozzol, çakılı taş ve ölü çalılar hem de içerisindeki sandıklarda bulunan tonlarca ölü çalılardı. Ve her sandıkta hatırlarsanız bir adet 21'lik bir ölü çalı vardı. Ben onları tabii topladım şu an. Gözükmüyor ama ilk videodan izleyebilirsiniz. Mesela burada 21 bir ölü çalı vardı. Burada da 21 tane ölü çalı vardı. Burada da 21 tane ölü çalı vardı. Yani bize bir 21'i vurgulamaya çalışıyordu. Bu map'i yapan kişi veya hatta artık Giant Alex bilmiyorum. Yani bir 21 vurgusu söz konusuydu ve ben bunu cidden çözemedim. 21'in neyle alakalı olduğunu düşünemedim. Yani yorumlarda şey teorisi yapan var. Alex'in boyutu 12 blok. 21'i ters çevirdiğiniz zaman 12 oluyor. Yani belki onu kastetmeye çalışmıştır falan ama ben bu kadar saçma bir şey olacağını düşünmüyorum. Veyahut da bu kadar basit bir şey olacağını düşünmüyorum. 21'in cidden derin bir anlamı olduğuna eminim. Ve en önemlisi ama en önemlisi geçen videoda benim gözden kaçırdığım çok büyük bir şey varmış. Bu sandıkları açarken ve bu sandıkları kontrol ederken tam bu sandığın altında bir sandık daha olduğunu görmemişim. Evet, şu anda ekranında görmüş olduğunuz gibi burada bir sandık daha var. Ve ben bu sandığı geçen videoda açmadım çünkü görmemiştim. Ama tabii ki videoyu bekleyemedim, sabırsızdım. İçinde ne olduğunu gördüm. Size de göstermek istiyorum. Açalım birlikte. Evet. Yani bunu nasıl geçen videoda göremedim bilmiyorum. Eğer geçen videoda bunu görmüş olsaydım belki o video 30, yarım saat 40 dakika olacaktı. Bu chest'te full stack dolusu 21'lik ölü çalılar var ve ekstradan da bir adet yine bir kitap var ve kitabımızın ismi 21 dostlarım. Bu 21 gerçekten ama gerçekten çok önemli bir şey taşıyor. Yani bu haritada, bu dünyada ve Anonymous'un bu map'i bize sağlayan adamın bize 21 ile alakalı çok önemli mesajları olduğuna eminim. Şimdi bu kitabı alacağız ve bu kitabın içinde yazan şeylere bakacağız. Bu kitabın içinde ne yazdığına bakmadım bu arada. Sadece bu sandığı gördüm, açtım, aha dedim, evet böyle bir şey harbiden varmış. Yorumlarda bunları yazan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Açıyorum. Evet, iki sayfalık bir İngilizce yazı var. Hemen çevrilmiş halini hızlı bir şekilde okuyalım. İşleri tersine çevirmek onun işiydi. Yaşadığı korkunç durumu her zaman kendi lehini çevirdi. Sana buraya gelme demiştim. Onlardan biri olmayı seçtin. Bize asla ulaşamayacaksın. Bilmen gereken şeyler var. Sadece uzun bir yolculuğa hazır olun. Buraya girmeden önce. Evet, şu anda bu kitapta yazan şeyi Türkçe'ye çevirdik. Bize uzun bir yolculuğa hazır olmamız gerektiğini söyledi. Buraya gelmememizin gerektiğini söyledi. Ve onlardan biri olduğumuzu söyledi. Onlar derken kimi kastetti? Yani şu an gerçekten benim kafam allak bullak. Ben ciddi anlamda bu kadar böyle büyük bir işin içine girebileceğimi bilmiyordum. Giant Alex sadece seed'ine girecektik, bakacaktık yani. Bir anda işler harbiden çok değişti. Bu hep Anonymous denilen o adamın yüzünden. Ve Alex'le alakalı her zaman kötü durumları tersine çevirir ve kendi lehine kullanırdı gibi bir açıklama yapmışlar. Yani Alex'i burada. Bence bu Alex dostlarım, Giant Alex. Yani çünkü burada ondan bahsediyor bakın. She diyor mesela. He demiyor, she diyor. Burada İngilizce dersleri de veriyorum. She dediğine göre yani bu Alex büyük ihtimalle. Giant Alex'ten bahsediyor. Ve Giant Alex'i burada her zaman kötü durumları lehine çevirip kendini iyi konuma getirdiğinden bahsediyor. Ve görmüş olduğunuz gibi you will never reach us diyor. Yani bize asla ulaşamazsın. Us diyor burada, bize. Ona değil, bize diyor. Yani Giant Alex'in yanında büyük ihtimalle birileri daha var. Benim burada en çok ama en çok dikkatimi çeken şey, yani bilmiyorum belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Just get ready for a long journey diyor. Yani uzun bir yolculuğa serüvene hazır ol gibi bir şey söylüyor burada bize.
bize bu yazar. Artık bu kitabı kim yazdıysa, ki bence bu dünyanın dediğim gibi %100 eminim yaratıcısı yazdı bunları. Yani bizi belki de bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Ve before entering here demiş. Buraya girmeden önce. Yani buraya girmeden önceki bir şey, bir yer veyahut da bir item veyahut da bir aldığımız bir olay bize bu konuda yardımcı olacak. Ben bunu buradan bu şekilde çıkardım. Bu şekilde bir teori uyguladım. Emin oluyorum ki sizler de bu şekilde teori uygulardınız. Before entering here çok önemli. Yani buraya girmeden önce. Buraya girmeden önceki bir şey bize yardım edecek. O uzun yolculuğu yapmamızda. Yani şu an elimizde aslında kalan şeyler baktığınız zaman bir map vardı biliyorsunuz ki. Ve bu mapte bize bir kırmızı daire içinde bir yeri işaretlemişti. Ve buraya gittiğimizde Giant Alex'in ayak izlerini görmüştük. Ve ayak izlerini takip ettiğimizde bu eve gelmiştik. O yüzden bu mapte benim kafamda şöyle bir şey var. Yani sizler de bu maplerle akıllı bayağı bir teori yapmışsınız. Map'in ismi, yani bu map'in isminde belli harfler var. Bakın belli harf diyorum, rakamlar var. Ve bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bunun bir koordinat olmasının imkanı yok bence. Çünkü bunu bir koordinat haline getirmeye çalıştığımızda, ki getiremezsiniz. Birçok olasılığı var bunun. Çok zor, aşırı zorlayabilir. Ve bu koordinata gitmek de yıllar sürebilir. O yüzden ben bunun bir koordinat olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun bize bir şifre olduğunu veyahut da bize bir şey anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. 525 444 477 875 568 44. Yani burada bize bir şifre verilmiş. Ve bu şifreyi çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim kafamı kurcalayan yegane şeylerden bir tanesi de dünyadan çıkış yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bu dünyanın ismi. World 265 344 416. Yani burada da bence bir şifre olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde bir dünya isminin oluşmasının imkanı yok. Bunu herif kendi hazırlamış. Ve bu bir koordinat olabilir arkadaşlar. 2653 x 44 y 416 x. Benim görüşüm bu bir koordinat. Yani olasılıkları denememiz gerekiyor. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Ve ben o yüzden bunu bir koordinat olarak varsayacağım. Ve bu koordinata yolculuk yapacağım. Belki de long journey dedi. Yani uzun bir yolculuk yapman gerekecek dediği yer tam olarak bu koordinattır. Bazı wiki sayfaları Giant Alex'in aslında sürreal bir karakter olduğunu yazmış. Yani şizofreni hastalığının oluşturduğu yan etkilerde görülen ve o hayal dünyasında oluşturulmuş bir karakter olduğu söylenmiş. Yani Giant Alex'in aslında gerçek olmadığını, gerçekçilik barındırmadığını ve bir şizofrenin hayal dünyasında hayal ettiği bir karakter olduğunu söylemişler. Bu da enteresan bir bilgi mesela. Ve Giant Alex'in sadece mesela akşam saatlerinde spamlı olduğunu, gece saatlerinde spamlı olduğunu ve asla size saldırmadığını, sadece size uzaktan izlediğini ve ona erişemeyeceğinizi. Yani atıyorum senden 10 blok uzakta gibi gözüküyor ama ona koşmaya çalıştığın zaman asla ona yaklaşamıyorsun. Bu şekilde bilgiler yazılmış. Yani Giant Alex'in aslında burada gerçek bir varlık olmadığını anlıyoruz. Kimisi Herobrine'le bağdaştırmış Giant Alex efsanesini. Kimisi Steve'in bir şizofren hastası olduğunu. Yani Steve ana karakter, Minecraft'ın ana karakteri biliyorsunuz ki. Ve bu şizofren hastalığının sonucunda da Alex'in böyle bir versiyonunu hayal ettiğini ve onu gördüğünü belirtmişler. Çok enteresan ve aşırı derecede garip hikayeler yazılmış bu Giant Alex'le alakalı. Yani aslında bu seriyi devam ettirsek 45 bölüm falan devam edebilir, yani onu söyleyebilirim. Az kaldı agalar. Bayağı bir az kaldı. Şu an siz göremiyorsunuz ama 1500. bloklara kadar geldim. Çok yaklaştık. Yani yaklaşık bir 1000 bloğumuz kaldı. Ne oluyor lan? O sesi duydunuz mu? Oğlum ne alaka, kafayı yiyeceğim, ne alaka, ne alaka? Abi ne alaka? Bu şaka falan mı? Ben mi yanlış duydum? Bilmiyorum, kayıtta gözükür zaten ama. Abi resmen bir şey patladı. Yok ama bir şey, Creeper'da patlayamaz ki, biz barışlı moddayız. Abi şu an harbi sıçtım altıma. Bak harbi söylüyorum, şu an altıma sıçtım arkadaşlar. O patlama sesini umarım umarım videoda duyulmuştur. Umarım ben harbiden hayal görmüyorumdur. Çok az kaldı bu arada, çok çok az kaldı. Vardık diyebilirim.
Oğlum. Abi her an etrafa bakacağım. Her an bir şey görebiliriz arkadaşlar. Yani... Abi her an etrafa bakacağım. Var ya bak. Oğlum bu ne, bu ne, bu ne? Bu ne abi, bu ne? Ben nereye geldim? Şu an tam adamın ciddi anda dediğim şey tuttu lan. Ciddi şaka gibi ama tuttu. Dünya dosyasının ismi bir koordinatmış. Yani bunu RP falan sananlarıyla alacaktır ama cidden umurumda bile değil. Yani umurumda bile değil. Ben şu an şok içerisindeyim abi. Cidden şok içerisindeyim. World 265 344 416. Gerçekten de bir koordinatmış arkadaşlar. Teorilerimiz doğru tuttu. Bunu yorumlarda da yazan çok fazla insan vardı. Ben de bu şekilde düşünüyordum ve harbiden de burası bir koordinatmış. Lan ne oluyor ananı? Avradını! Ne oluyor, o ses neydi? Altıma sıçtım, Allah çarpsın altıma sıçtım. Allah'ın cezası atlapot. Şey, bir şey atladı sandım, korktum oğlum. Abi şu an gerçekten terliyorum bak, soğuk soğuk terledim. Gerçekten soğuk soğuk terledim. Abi burası ne kadar garip bir yer. Burayı nasıl yaptın oğlum, manyak mı bu adam? Cidden ruh hastası dostlarım, yağmur yağıyor bir de sürekli bu dünyada. Nasıl bir ruh hastasısın sen, burayı nasıl yaptın abi? Bu nasıl bir mekan, burası nasıl bir yer? Hayır, nasıl bu suyu çektin de bu şekilde bir yer oluşturdun abi, deli olacağım. Bakın şu anda burada belli mezarlar görüyorum. Ve bu mezarlara bakacağım. Bunlar mezardır, aynen bu mezar abi. Başka bir şeye benziyor mu? Bence benzemiyor. Peki neden mezar? Yani niye bir mezar var? Burada mezarların başında ise tabelalarda böyle sayılar var. Mesela bu mezarda 5 yazıyor. Bunda ne yazıyor? 2, 5, 4, 4, 4, 4, 7. Tahmin ettiğim şey arkadaşlar. 5, 2, 5, 4, 4, 4, 7. Devam edelim. 7, doğru. 8 yine doğru. 7. Şimdi 5, 2 tane 5 diye mezar olması gerekiyor. 5 5 doğru. 6 8 4 4. 6 8 4 4. Evet. Arkadaşlar çözdüm olayı. Aslında bu haritanın içerdiği sayılar bize buradaki mezar sayısını gösteriyor. Yani bu mezarların başında da bu harfler var. Peki burada kaç tane mezar var? Burada tam 17 tane sayı var. Peki bu mezarlarda ne yazıyor? Oooo, Steve yazıyor! Chat Steve yazıyor! Steve yazıyor, Steve yazıyor, Steve yazıyor, Steve yazıyor, Steve yazıyor. Brian, Hero Brian oğlum işte! Bak Alex, Alex abi, Alex! Adam var ya, çok iyi bir map yapmış. Yani bu eğer güçten, bu adam var ya dostlarım, gerçekten çok şey biliyor. Ciddi anlamda çok şey biliyor bence. Anonymous 391 478 5. Abi olayı çözdüm. Gerçekten olayı çözdüm. Şu anda görmüş olduğunuz bu alanda tam tamına 21 tane mezar var arkadaşlar. Ve bakın mezarların 17 tanesi bu map'teki yazan sayılarla alakalı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Belki hala anlamayan insanlar vardır. Mesela map'te sıralı bir şekilde bize sayılar vermiş, değil mi? 5 2 5 4 4 4. İzleyin abi. 5 2 5 4 4 4. Gördünüz mü? Bu şekilde sayılarla ilerliyor. Burada sıralı bir şekilde mezarların isimlendirilmesi map'teki sayılara göre devam ediyor ve en son kısımda 17 tane mezardan sonra 4 tane ekstra mezar var. Bu 4 ekstra mezarda Steven mezarı var. Brian, büyük ihtimal Hero Brian, yani başka Brian tanıyorsunuz mu bilmiyorum. Alex var ve Alex'in özellikle vurguları mezarı açık arkadaşlar. Bakın hiçbir mezar açık değil ama Alex'in mezarı açık. Mesela Anonymous'un mezarını açalım. Bak Anonymous'un mezarında hiçbir şey yok. Bütün mezarları açacağım birazdan. Ve en son kısımda ise Anonymous denen arkadaşın mezarı var. Ama Alex'in mezarı açık. Mezarların içi büyük ihtimalle boş, yani çoğusuna baktım boştu. Şimdi elimizdekileri bu toparlamanın vakti geldiğini düşünüyorum. Geçen videoda 21'in gizemini arıyorduk. 21 bize ne an, bize ne, yani 21 ne demekti? Ne anlatmaya çalışıyordu bize bu adam? Bunun cevabını alıyorduk ve bunun cevabını bulduk. Bu alanda 21 tane mezar var. Ve bu 21 mezarın 17 tanesi rastgele sayılardan oluşuyor. Ve bu rastgele sayılar bizi Giant Alex'in adımlarına götüren map'in ismi. Geriye kalan 4 mezarda ise Steve, Alex, Brian ve Anonymous'un mezarları var. Yani şuraya dikkat çekmek istiyorum. Alex'in mezarı açık. Ciddi anlamda anlamlandıramadığım şeyler oluyor.
oluyor şu anda. Bu alan neyi bize işaret ediyor? Bu mezarlar da neyin nesi? Yani burada yazılan bir yazı vardı. Bununla alakalı bazı şeyler, bazı teoriler uygulayabiliriz. Yaşadığı korkunç durumları her zaman lehine çevirirdi. Yani Giant Alex de yaşadığı kötü durumları her zaman lehine çevirirdi. Yani burada Giant Alex ile alakalı bize bir özellik vermiş bu kitapta. Sana buraya gelme demiştim. Onlardan biri olmayı seçtim. Ben belki de buraya gelerek kötü bir şey yaptım. Ki ne kadar kötü bir şey yapabilirim? Yani karşıma Giant Alex mi gelecek? Sadece uzun bir yolculuğa hazır olun. Geldik abi. O uzun yolculuğun sonundayız şu anda. Ve burada çözmemiz gereken çok büyük gizem var. Yalnız ben bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Şurada bir yerde bir... Aynen bak şurada. Şurada bir kule gibi bir şey var abi. Herhalde daha göreceğimiz şeyler bitmedi arkadaşlar. Bu dünyada neden sürekli yağmur yağdığını cidden anlamayacağım. Ve o kule, yani onun kule olduğuna eminim bu arada. Kule gibi bir şeydi sanki. Yani böyle ya çıkıntı gibi bir şeydi ya da kule gibi bir şeydi. Buraya girmeden önce görmüştüm ama şok içerisindeydim o an. Böyle bir şey beklemiyordum. Oraya gidelim belki. Aa bak şurası abi, şurası bak baba, bak işte burada. Bak şu kule gibi bir şey abi bu. Oraya bir gideceğim dostlarım. Yani bakın böyle şey gibi bir şey. Ulan bu ne lan, merdivenli falan. Çok enteresan şeyler oluyor yani gerçekten. Bilmiyorum arkadaşlar, cidden çok ama çok çok enteresan, çok garip olaylar dönüyor. Burada bir sandık var yine. Evet, yine bir kitap bulduk. Bu kitabı açacağım. Anonymous 391-478-5. Bak kitabı yazmış dostlarım. Bu sefer ismini vermiş. Bu sefer ismini vermiş. Aşağı Anonymous yazmış. Bu adamın, bakın bu adam çok önemli bir karakter. Bu adam ya Mojang'da falan çalışıyor. Bilmiyorum ya da başka. Bu ses neydi? Bu adam ya Mojang'da çalışıyor. Bir şeyleri biliyor gibi yani sanki. Şimdi yazdığı yazıyı hemen hızlı bir şekilde okuyalım. Onu yenemezsin, öldüremezsin. Onu asla anlayamazsın. Geride bıraktığı tüm ölü ruhlar bizi hayatta tutmaya devam ediyor. Tıpkı Brian gibi. Evet, bu kitapta yazan şey ise bu. Giant Alex'i öldüremem, Giant Alex'le asla anlayamam ve bu ölü ruhlar bizi hayatta tutmaya devam ediyor. Ölü ruhlar derken de büyük ihtimalle o mezarın orada olan numaralandırılmış mezarlardaki ruhlardan bahsediyor. Ve belki de gördüğümüz tüm ölü çalılar bize bir tane ruhu temsil ediyordu. Belki yüzlerce binlerce çalı gördük bu dünyada. Sandıkların içerisinde olsun. Mesela bu bölgede de birçok ölü çalı var. Çok fazla var. Bu ölü çalıların hepsinin birer ruh olduğunu da düşünebilirsiniz. Belki de böyle bir şey. Ama gerçekten de şu an işler aşırı kızıştı. Bu videodaki bütün bilgileri toplayıp Discord'a gelmeyi unutmayın. Ve kendi teorilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. 21 adet mezar, rastgele sayılarla isimlendirilmiş birçok mezar. Steve, Alex, Brian ve Anonymous mezarları. Alex'in mezarı açıktı. Onun dışında Giant Alex ile ilgili değişik ve korkunç bilgiler var. Bunlar da kitapta verildi biliyorsunuz. İki kitapta bunları öğrendik. Bu seriye devam edecek miyim, etmeyecek miyim gerçekten bilmiyorum ama galiba Giant Alex hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü onu öldüremeyiz, onu göremeyiz. Ona gitmeye çalıştığımız zaman asla gidemeyiz. Eğer o isterse onu görebiliriz. Eğer istemezse onu asla göremeyiz. Bu tamamen onun elinde, onun inisiyatifinde. Ve eğer cidden video hoşuna gittiyse de like bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha farklı karakterleri, efsaneleri Minecraft'ta incelemeye devam edebileyim. Yakında hiç duymadığınız ve hiç görmediğiniz bir Minecraft efsanesini inceleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.